Herkese merhabalar. İnsan İradesi ve Kader konumuzla beraberiz. Süper bir konu, çünkü gerçekten de hayatımızın en değerli şeylerinden bir tanesi insanın iradeye sahip olması. Yani kendi seçimlerini yapabilmesi. Bunu beraber öğreneceğiz ve kaderle bağlantısına bakacağız. Çünkü kader aslında evrendeki ölçü, düzen ve Allah'ın her şeyi takdir etmesiydi. Bununla alakasına bakacağız. Şimdi ilk başta şunu göstermek istiyorum. Bir kere İnsan beyne sahip bir canlı. Yani Allah insana beyin vermiş ve beyinle belli şeylere karar verme yeteneği vermiş. İyi şeyleri seçebiliyor, kötü şeyleri seçebiliyor. İşte Allah insanı dünyada özgür bırakmış. İşte özgürlüğe bakacağız seninle beraber. Aynı zamanda Tonguç evladım benim, Allah insana sorumluluk vermiş. Demiş ki iyi şeyler yaparsan iyi şeyler olur, kötü şeyler yaparsan da kötü şeyler olur diye bir sorumluluk yüklemiş ve özgür bırakmış insanı. İşte buna bakacağız beraber ve aynı zamanda irade dediğimiz seçim yeteneği de vermiş Allah ve bu iradeyi de biz aslında ikiye ayırıyoruz. Bir, bizim irademiz olan cüz'i irade, bir de Allah'ın iradesi olan çok büyük, her şeyi kapsayıcı ve her şeye karar verici, zamanın üstünde, evrenin üstünde, boyutların üstünde ve bunların her birisinin üstünde olan külli irade. Yani bizim doğduğumuz yeri, annemizi, babamızı, işte ırkımızı, cinsiyetimizi, her şeyimizi aslında Allah belirliyor. Bizse seçeneklerimizi kendimiz seçip ama kendi cüz'i dairemizin içerisinde bunu beraber belirliyoruz. Onlara beraber bakacağız. Ama öncesinde sana Tonguç evladım ödev vermek istiyorum. 0-18'de Sözler kitabımızdan, Din Kültürü Ahlak Bilgisinden Kader ve Kazan inancına bakmıştık zaten. İnsan İradesi ve Kader 262 ve 263. sayfaları yaparsan süper olacak diyoruz. Ve aynı zamanda taktikli kitabımızdan da, taktikli din kültüründen de, bu kitaplarımızın hepsi aslında setlerin içerisinde. Mesela bu taktikli setin içerisinde, bu sıfırdan setin içerisinde, bu Dinamo setin içerisinde, bu Zoru setin içerisinde, yani bütün hepsi setlerin içerisinde de var. Hemen sana ödevini vermek istiyorum. Kader ve Kaza inancından insan iradesi olan kısma hemen gelmek istiyorum. İnsan iradesi ve kader sayfa 24, 25, 26, 27 ve 28, 29 taktikten gerçekten bol bol ödevim var. Ama şunu da unutma, her bir testin sonunda da 2 tane dijital soru var. Yani kitaplarını arkadaki stickerlar, bunlar başka bir şey, sticker değil. Bak burada arka iç kapaktaki yönergeye göre aktive edersen buradaki kodları kazıyıp zaten kitaplarını aktive ettiğin zaman tak diye 2 tane ekstra dijital soruyu da çözmüş oluyorsun. Dinamo kitabımızda da aynı şekilde dijital sorular var. Onu da unutmayalım lütfen. Hemen buradan da insan iradesi ve kader kısmını vermek istiyorum. Burada sayfa 16, 17, 18 ve 19'u yapmanı istiyorum. Hatta 20 ve 21'i yaparsan 3 tane testte bu işi halletmiş olsun. Çünkü bunun gerçekten bir sorusu var. Onu da bilmemiz gerekiyor. LGS'de garanti bir soru geliyor. Bu konuyla alakalı, kaderle alakalı geliyor. İnsan iradesinden de çok soruluyor. Onu da söylemek istiyorum. Zoru Bankası 10'da 10 Zoru Bankası'ndan da hemen sana ödevini vermek istiyorum. Aslında sayfa 102 ve 103'ü yaparsan çok güzel olacak gerçekten. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimizi işlemeye başlayalım. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harika, hadi başlayalım. Tonguç'um mesela... Kara bahtım. Aynen. Aynen. Alın yazan buymuş. Aynen. Kaderin böyleymiş de yapsan boydu. Bu laflar sanki dini gibi geliyor. Halbuki hiçbir alakası yok. Gerçekten de biz Allah tarafından verilen beyne, akla sahip olduğumuz için, sorumluluğu aldığımız için bunları asla söyleyemeyiz. Sonuçta kara bahtım, kör talihim, işte alın yazın buymuş, kaderin böyleymiş, kader Allah tarafından yazılmıştır, ben değiştiremem, böyle bir şey yok tarzında bu batıl inanışlara uymamamız gerekiyor. Peki neden? İnsan iradesi dediğimiz şey yüzünden. İnsan iradesi, insan Allah tarafından elde ettiği neye sahiptir Tonguç öğrenci? Akıl. Akla sahiptir. İnsanın aklı vardır ve bu akıl sayesinde de bir seçim yeteneği vardır. Değil mi Tonguç öğrenci? Evet hocam. Yani doğruyu ve yanlışı seçebilir. Mesela sen burada gidiyorsun, bir yolda yürüyorsun diyelim mesela sen. Sonra burada 2 tane yola ayrılıyor. İşte bu 2 yoldan hangisini seçeceksin? Bu yolda bir yere gidiyor, bu yolda bir yere gidiyor. Sen kendin karar vereceksin. Bu yolun içinde ne var? Geri dönerim ben. Aynen işte bak, burada seçim yeteneğimize biz irade diyoruz Tonguç'um. Biz neyimize seçiyoruz bunu? Aklımızla seçiyoruz. Peki şunu unutma Tonguç'um. Bu irade, yani seçim yeteneğini aklımızla kullanarak gerçekleştirebiliyorsak Peki ben bu iradeyi nasıl doğru yolda kullanabilirim? Allah da diyor ki vahiy dediğimiz yöntemle, yani Kur'an-ı Kerim, İncil, ondan sonra Tevrat gibi gerçekten de yazılı kitaplar, aynı zamanda vahiy dediğimiz yöntemlerle, Allah'ın peygamberlere ulaştırdığı bilgilerle, Hazreti İbrahim'in dini, işte Lut'a gönderilen, bunlarla ne söylüyor Allah? Ben size zaten gönderdim doğru yol diyor. Sen Allah'a inanman gerektiğini, ahirete inanman gerektiğini, doğru düzgün işler yapman gerektiğini, iyi şeyler yapman gerektiğini bilmiyor musun Tonguç? Biliyorum. Peki nereden biliyorsun? İşte bunları vahiy sayesinde, Allah'ın bize gönderdiği mesajlar sayesinde biliyoruz. Ve bu yaptıklarımızdan da eğer kötü şeyler yaparsak kötü şeylerden, iyi şeyler yaparsak iyi şeylerden sorumluyuz. Yani biz yaptıklarımızla varız. Buna, bu kadar basit. İnsan özgür bir varlık. Aynen, insan özgür bir varlık. İstediğini yapar. Gidebilir mi hocam ders bittiyse? Hayır, özgürsün de o kadar değil. Dersin sonuna kadar buradasın, saçma ama. Şimdi sonuç olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de özgürüz. Allah bize diyor ki doğru yol budur diyor. İster yap, ister yapma. Güzel şeyler yaparsan diyor, iyi şeyler yaparsan diyor, ben sana mükafat vereceğim. Ben senden razı olacağım diyor. Eğer kötü şeyler yaparsan diyor, ben senden razı olmayacağım. Seninle alakalı daha değişik bir şey yapacağım. Cezalandırma yapacağım diyor. Düşünme yeteneğine sahip olduğumuzdan dolayı biz ne yapmamız gerekiyor? Kendi irademizi kullanıp seçim yapabilmemiz gerekiyor. Peki irade dediğimiz şey nedir biliyor musun? Allah'ın mutlak ve her şeye hakim olan iradesine biz külli irade diyoruz. Külli irade dediğimiz şey aslında Allah'ın iradesi. Allah bize ne diyor? İşte dünyayı yarattık, evreni yarattık, işte insana akıl verdik, işte bunların hepsi aslında külli iradenin sonuçları. Ama bunu birazcık daha bizim özelimize bakarsak Tonguç'um, cinsiyetimizi belirleyebiliyor muyuz biz Tonguç Rabbi? Hayır. Erkek miyiz, kız mıyız? Kim karar verdi? Allah karar verdi. Yapacak bir şey yok. Göz rengimiz, ırkımız, mesela Türk olmamız veya işte Japon'da doğabilirdik. Ecelimiz, ne zaman doğduk, ne zaman öleceğiz, ondan sonra ne kadar süre yaşayacağız, ömrümüz falan, bunların hepsini Allah tarafından belirleniyor. O yüzden biz bunlara karışamıyoruz. Ama biz bu verilenler sayesinde ne yaptığımız cüz'i irademize belirleniyor. Yani insanın sınırlı iradesi, kontrol bizde olan iradeye biz aslında cüz'i irade diyoruz. Mesela çalışmak veya çalışmamak. Bu derse çalışabilirsin, çalışmayabilirsin. Bu tamamen senin elinde. Ve kalmak ya da kalmamak, işte bütün mesele bu. Aynen, bunun sayesinde başarılı olabilirsin veya başarılı olmayabilirsin. İyilik veya kötülük. İyilik yapabilirsin, kötülük de yapabilirsin. Hani bu tamamen ama tamamen sana dayalı bir şey. Sen iyiyi seçersen bundan sorumlusun ve iyi şeyler elde edeceksin. Eğer kötüyü seçersen de bundan yine sorumlusun, yine kötü şeyler elde edebilirsin. Ama şunu söylemek gerekiyor burada. Bunlara biz karışamıyoruz. Yani külli irade konusundaki başlıkları biz değiştiremiyoruz. Ödülü sorumuzu yapalım. Tonguç Eren Bey'im, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım evladım.